Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Tansiyon, kolesterol ve şeker hastasıyım. Şimdi de KOAH tanısı konuldu. 4 tane hastalık ama ameliyat kararım var. 4 hastalıkla birlikte bypass kararı olabilir mi? Şu an dikkatlice bizi izleyen evet, izleyicilerimizden yani gelen sorular. Yani bypass ameliyatlarında tabii bizim çekindiğimiz bazı şeyler var, durumlar var. Yani ilave hastalıklar olarak. İşte şeker hastalığı tabii bir takım riskleri doğuruyor. Çünkü şeker hastalarında sadece kalp de değil, diğer damarlarda, boyun damarları, böbrek damarları, işte bacak damarlarında tıkanıklar olabiliyor. Yara iyileşmesi biraz daha geçiriyor ama kesinlikle bizi tabii ameliyata engellemez hiçbir zaman. Biz yani hastalarımız zaten yaklaşık %30-40 şeker hastası. Yani şeker hastalığı çok bir engel değil. Sadece problem ameliyat öncesi çok yüksek şekerleri seyrediyor. Kontrolsüz şekeri ise önemli. Onu muhakkak düzeltiyoruz. Yani şeker kontrol altına aldıktan sonra ameliyat ediyor. Ama kontrol altında ise düzenli ilaçlarını kullanıyor ve şeker, kan şekerleri değerleri belirli bir seviye 150'nin altında ise o zaman çok bir sıkıntı olmaz. Yani kolesterol yüksekliği zaten ameliyatı bir engel değil. O sebeplerden bir tanesi. KOAH tabii son derece önemli. Bizde akciğer problemi çok önemli. Yani ameliyat önce muhakkak çok iyi tarıyoruz. Hem akciğer filmi görüyoruz, solunum fonksiyon testi yapıyoruz, göğüs hastalıklarına danışıyoruz. Ona göre karar veriyoruz. Bazen öyle oluyor ki hastanın çok ciddi KOAH dediğimiz akciğer problemi oluyor ve bu ameliyata engel olabiliyor. Yani sırf o yüzden hastayı ameliyat edemeyebiliyoruz. Ama bu oran çok düşüktür. Yani bir kısmını da İşte belli bir risk altında ameliyat ediyoruz. Büyük bir kısmını ameliyat edebiliyoruz. Ama ne oluyor? İşte yani biraz yoğun bakım süresi uzayabiliyor. Ameliyattan sonra işte öksürükleri olabiliyor, nefes darlıkları olabiliyor. Şikayetler ameliyattan sonra çünkü daha çok artıyor. Yani KOAH hastası evet. Şu anda durduğu halden ameliyat olduktan sonra bu şikayet iki katına çıkıyor. Daha da artıyor. Ameliyat çünkü kalp akciğer makinesine bağladığı zaman bir de göğüs açıldığı için akciğer problemi çok artıyor. Onun için hakikaten iyi değerlendirmek lazım. Öksürük varsa böyle devamlı öksürük varsa onu öksürüğü kesmeye yönelik yöntemler uygulamak. Ameliyat öncesi muhakkak onları bir düzeltmek lazım. Genelde biz zaten bakıyoruz, göğüs doktoru da bakıyor. Hafta birkaç gün böyle bir tedavi veriyoruz. Bir 3-4 gün en azından akciğeri biraz rahatlatıyoruz. Sigarayı içiyorsa muhakkak sigarayı bıraktırıyoruz. Kuralları uyacaklar. Tabii. Yani akciğer hakikaten önemli. Ama yani bizim ameliyat ettiğimiz hastaların büyük bir kısmı zaten sigara içen hasta. Sigara içen hastaların zaten çok büyük bir kısmı KOAH. Yani evet. Bundan bir kaçış yok ama onun derecesi önemli. O derecesine göre karar veriyoruz. Ya tercih sağlığımızı. Yani sigara işte maalesef yani çağımızın hastalığı işte. Çağımızın hastalığı. Peki hocam yani devam edeceğiz. Bir obezite, bir sigara iki değil büyük mi? Problem. Yani obezite yapar şeker hastalığı. Evet. Yani üçünü diyebiliriz belki. Yani en büyük sağlık problemi yaratan bunlar. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.